Görünüşe göre Avrupa Latin biraz yakın. Latin biraz daha fazla oldu, evet. Tamam. Latin isteyen daha fazla var. Latin Antant'ından gidiyoruz o zaman. Ufak birer taviz vereceğiz İtalya'ya muhtemelen ve öyle gideceğiz. De Bordaleo, teşekkür ederim bağışın için. Viva la Entente. Entente gidelim. Ha. Bir an dedim ne yazıyor orada, okuyamadım. Tank. Olur be. Tank gidelim bu sefer. Geçen sefer motorize gittim. Çok iyi olmadı, yetişmedim. Bu sefer tank gideyim. Hadi bakalım. Devotee. Aux ordres. Attention. Attention. Bu heriflerin dilinde çok ciddi sıkıntılar var ya. Gardez vos rangs. Casusluğu biraz daha arka planda tutacağım. Öncelikle inşaatları bitirelim, ondan sonra şey yapacağız. Öncelikle düzgün yazmayı öğren. Arkadaşlar, çete yeni gelen bir sürü insan olabilir. Bunu anlayışla karşılayabilirim. Fakat kuralları okumadan kabaca veya ilgi açlığı içerisinde yazılan her türlü cümleyi çok rahat bir şekilde banladığımı yavaş yavaş öğrenebilirsiniz. Bence dışarıda nasılsanız burada da öyle olmanız çok önemli. Terbiye anlamında, genel adab-ı muaşeret anlamında. O yüzden yerinde olmadıkça asla kimse küfür etmesin. Bu Focus Ağacı yeni güncelleme ile mi geldi? Evet, yeni DLC'nin şeyi. Teşekkür ediyorum Von Manstein. İyi yayınlar. Fransa ile direniyor muyuz yoksa? Yani direnme değil de Latin Antant'ından gidiyoruz. Bu daha ziyade bir baş kaldırı gibi duruyor ama neyse. Bakalım ne kadar etki edecek. Şu filoyu da ayarlayayım bari. Arjantin mi? Arjantin niye yapalım? Salı günü multide Türkiye'ye yapacağım. Ama ondan emin olabilirsiniz. Ufak bir konsept yaptık aramızda. Salı günü görürsünüz. Bir Vichy göreydik. Vichy ile Free France'ın ağaçlarını dün gösterdim. Aslında çok da büyük bir ağaç değil. Hatta Miner'larınkinden, ya Miner'ların üçte birin kadar falan bir ağaçları var. Ve çok da hani böyle şey bir ağaç değil. Sadece multiler için yapılmış gibi gözüküyor. Hani multide birileri onu oynamayı tercih ederse, onu oynarsa diye yapılmış bir ağaç gibi gözüküyor yani. Kardeşim, orayı silahlandırmasan çok hoş olur diyelim ve geçelim. Hiç şeye girmeye gerek yok. Polemiğe. Burası çok ilginç. 3 tane 150 hız endüstri için veyahut 7,5. %7,5'luk hızla sivil fabrika dikimi. Öncelikle biz politik yolumuzu yapalım da hükümet bir kendi kıçını başını toplasın. Armored Car Fantasy deneyelim mi? Falangistleri mi merak ediyorsun? Yaparız. Silver Empire. Latin Antant'ı kuruyoruz. Güzel olabilir. Ben de hiç denemediğim için bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak. Tansiyon mu? Charles de Gaulle sanki daha düşüktü seviyesi. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yoksa bu bayağıdır Fransa oynamadım. O da var gerçi de. Acaba diyorum arttırdılar mı seviyesini? Olur ya. Çünkü de Gaulle'ün ben bayağı düşük olduğunu hatırlıyorum sanki. 3-2 civarı bir şey miydi? Field Marshal mıydı? Bir geyiği vardı onun. Hatırlayamadım. Şunu zaten hayatta yapmam. Türkiye'den ajan alsana. Yok. Niye Türkiye'den ajan alayım? Hiçbir işime yaramaz ki. Türkiye ile demokratikiz. 3 ya da 4 mü? Şu an 4 zaten de ben daha düşük olduğunu hatırlıyorum.
Yani öyle ünlü ama ben düşük olduğunu hatırlıyorum ona rağmen. Early mobilization'a geçebiliyoruz. İnsanlar silahlanmayı istiyormuş. Şu anda zaten civilian ekonomideyim. Dolayısıyla early mobilization 150 harcamadan daha kısa bir yol sunuyor bana. O yüzden tercih edeceğim. Daha hızlı inşaat sağlayacak her şeyden önce bir kere. Retention almayı tercih edeceğim bu sefer. Devam. Ne zaman saldır? Vahiy bekliyorum. Vahiy geldiği an gireceğim. Türkiye'den ajan alınca ajan Türk mü oluyor isim olarak? İsmini bilmiyorum da millet olarak Türk oluyor. O da benim işime gelmez. Fransa bayağı kahrediyor, uğraştırıyor bunu. Ya politika ağacı falan yetişmesi pek mümkün olmayan bir şeyi var, gidişatı var. Faşistlerin ve Anneliant'ların toplam desteğinin %50 olması gerekiyormuş buradan gidebilmemiz için. Şu an orayı bekletmemiz lazım. Komünizm desteğini indireceğiz demektir bu da. Hemen yapalım. Zaten çok komünizm desteği yokmuş da demokratlar çok fazlaymış. Faşizm %1. Abo. Bu biraz sıkıntılı başlayacağız desene. Dünkü yayın devam ediyor mu? Yok. Kaiserreich'ta milliyetçi Frans oynarken 4'tü ama Vanilla neydi bilmiyorum demiş. Cicero'yu mu eklemişler? Neredeymiş? Bakmadım, olabilir. Topçu... 186 çok fazla. Şu an gidilmez oraya. Yani... Gidebileceğimiz en mantıklısı topçu olabilir. Uçaklar ne durumda? Oha, fighter yok. Fighter ver. Aleykümselam. Adam Türkçe konuştuğundan yakalanması zor. Çok mantıklı kararlar veriyorsunuz. Almanlar da Türk ajan alınca mı geliyor? Doğrudur. Da neden yani? Kim neden Almanya ile oynayıp Türk ajan alır? Ben onu merak ediyorum şu an. Fokusları anlattığım video var Octanus. Bugün şu an faşizm seçildi. Faşizmden Latin Antantına gideceğiz. İç savaş çıktı galiba. Evet. Intervention yapabiliyormuşuz. Deneyelim mi intervention yapmaya? Bakalım ne kadar etkimiz olacak. Decision atacakmış bize. Belki silah falan gönderme tarzı bir şeydir diye düşünüyorum ama bakarız yine de. Neler verecek, neler vermeyecek diye. 35 gün zaten. Sıkıntısı yok. İsminin yanındaki simge abone olduğunu gösteriyor. Alman defansif kullanırsa hiç işine gelmez ki. Arkadaşlar bir multide defansif, ofansif kısmı çok büyük fark yaratır. Yani siz Almanya'ysanız Rusya'nın ne gittiğini bilmek istemiyorsanız bence bu sizin için büyük bir problem. Ya da Rusya'ysanız pasif takılacaksanız o da büyük bir problem. İngiltere'yseniz zaten Alman'ın nüke giden yolunu kesmek gibi opsiyonlarınız var. İlla ki kullanmalısınız. Bir de Spy Master olabiliyor adam yani. Tamam. Intervention'ı yaptık. Lazesfer'den gidiyorum. Bakalım. Onun dışında faşizmi şuradan biraz coşturalım. %10 mu? Stabilitenin ağzına sıçıyor yalnız ama... Ne veriyormuş? Askeri olmayan yardım ver diyor. Stabilitemi düşürüyor. Ya da silah satma opsiyonlarını açabiliyorum. Yine stabilitem düşüyor ama war support yükseliyor. Direkt silah göndermeyi açıyorum. Stabilite hepten düşüyor ama war support artıyor ve land lease
verebiliyoruz ya doğal olarak. Askeri sal şey gönüllü gönderme mevzusu Stability'ye War Support. Gizli şey yaparsak da müdahale yaparsak da 25 Stability yorum 12.5 War Support alıyorum. Komiteye Almanya'yı falan şey yapabiliyormuşum, davet edebiliyormuşum. İtalya'yı davet edelim mi? Belki ileride Latin Antant'ında şey olur. Stability veriyor. Aa, davet ettiğinde stability veriyormuş. O zaman alalım. Şu ikiliyi davet edelim. Nasyonist İspanya'ya direkt savaş açabiliyorum buradan. %25 war support olması gerekiyormuş ama. Ya bu direkt iç savaşta bence şeye destek verme amaçlı gibi duruyor ama. Maraşel'le evet. İngiltere daha oynamadım. İngiltere yarın olur muhtemelen. Free France değil, hayır. Latin Antant'ı kuracağız. Free France'la Vichy Fransa'sının o kadar büyük bir şeyi yok arkadaşlar. O daha yok. Dün gösterdim zaten buradaki arkadaşlar görmüştür. O kadar büyük bir odak görmeyeceksiniz yani. Az bir şey değil mi? Bu orduyu böyle düzenleyemeyiz biz. Şöyle yap. Gardez vos rangs. Gardez vos rangs. Attention. Daha iyisi varmış. Attention. Şöyle yap. Direkt gerisini at çöpe. Attention. Çalıştır. Orduyu düzenlemek istiyorsak öbür türlü olmayacak bu iş. Mecbur böyle gireceğiz. Endüstri bonus almadan şunu yapalım. Nasılsa daha erken diğerlerine göre. Endüstri bonus alınca diğerlerini aktarırız. İyi güzel. Ajansa gitmemek en azından fabrikaları hızlandırdı biraz. O konuda iyi gidiyor. Sonra düşersen bir şey oynayabilir misin? Olabilir. İspanya'ya mı yanlısak? Yanlayacağız da politik power gerekiyor. Covert intervention yapmaya çalışıyorum. Stability'nin ağzını sıçıyormuş yalnız bayağı. O hiç hoş değil. War support vermesi hoş. Ama diğeri hoş değil. Covert intervention. Ben mi yanlış oldum? Send Volunteers Tension Limit'i %90 azaltıyordu. %4 diye mi bu kadar sıkıntı yaşıyor? %10'a mı çıkması lazım? Ver biraz stability. Sıçacağız yoksa. Bakalım. Ha 30 division olmadan yapamıyorum. Şu an sildiğim gibi boşu boşuna tekrar basmak zorundayım. Eğitimleriyle uğraşacağız. Ver baba onu da hemen. İsviçre'ye hiçbir şey yapmama fokusa ne zaman geçecek? Nothing diye mi? Sadece onu araştırıyor falan. Fengshi. Hiç sorma. Bizim ana birlikte ne var? Sadece destek topçusu varmış. İyi. 30 birliği sağlamam için coştura coştura vereceğiz şeyi. 12 etti. Bir kere daha basıp ondan sonra sayısını arttırabilirim. Zeytin dalı fokus. Oraya buraya anlama fokusu. Bakın anlaşabiliriz. Bakın böyle olmak zorunda değil. Bakın. Bakın. Hadi bakalım. Araya bir tane ajans yerleştirelim bakalım.
Ummana Focus 3 geliyor ama Türkiye'ye gelmedi. Neden? Neden? Ya 30'la girebiliyorsun. Minimum 30 olması gerekiyormuş. Freedom Front %15 faşizm ekleyecek. Güzel. Bizim faşizm ne oldu? %50'yi buldular mı? Yok. %49. Bunu araştırdıktan sonra şeye gidebileceğiz o zaman. Şimdi ben kaç tane birlik yaptım ya? 22. Ha, tamam, sağlıyor bu. Daha 8 tane yapsam tam 30. Bakarsın bokluk çıkarır falan, boş ver. Yap baba 14 tane daha. Sonra girelim. Ne işgal ediniz? İşgallen niye korkayım lan? Ben direkt military basıyorum. Sivil sadece trade'e yarıyor sanıyordum. İnşaatı kim yapıyor zannediyordun bugüne kadar? Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na katıldığın bilen var mı? Evet, 45'te savaş bitmeye yakınken. Fransa'daki herifi Tevfik Fikret'e benzettim ama adam sövüyor ki. Destek istiyor. Komünizm de... Yok. Komünist tarafına destek veremem. Geçmiş olsun. Şu an derdimiz başka. Zaten politik power hakkın rahmetine kavuşuyor disjointed government yüzünden. Bir türlü bir politik güç göremiyoruz memlekette. Ne oldu askerler? Baba tükür askere, girelim savaşa artık. İki tane mi yollayabiliyoruz? Fena değil. Yani iki iki neyse. Şu Alphonse değil de Charles de Gaulle daha iyiymiş bu sırada. Lojistik ve şeyi saymazsak, planlamayı saymazsak Charles de Gaulle daha iyi. Gidelim. Ajansa isim vermedim, hayır. Latin Antant'ından gidiyoruz. İsviçre'de fokus gelecek 45'e kadar süre. Yok. Şu İspanya tarafından girerseniz nasyonalistlere savaş açıyorsunuz. Biz zaten faşizm gidiyoruz. Neden aramızı bozalım ki? Hatta uçak desteği de vereyim ben bunlara ya. Ne kadar yollayabileceğimi de bilsem. 139. Güzel. Hemen şuraya 135 uçak ver. Dünkü gibi olmasın ama ya. Bu sefer insan gibi böleceğim, merak etmeyin. 139 diyordu. 130 da olsa tamamdır yani. Tamam. Gelin buraya bakayım. En azından böyle bölelim yani. Dünkü gibi bölersek çünkü işin içinden çıkılmıyor. Gayet ölümcül oluyor. Anarşistlere bak, ayaklandılar hemen. Bizim askerler nerede? Attention. Attention. Tabii şey problemi olduğu için bayağı bir bekliyoruz. Linguistler varmış. Linguistler daha iyi dil öğreniyor ama... Bize böyle sızması iyi biri lazım. Bu sızan kişiyle de diplomatik baskı uygulatabiliriz. Yani İtalya'nın bize katılmama durumu var mı bilmiyorum bu fokusta. Ama atıyorum öyle bir şeye denk gelirseniz bu diplomatik pressure yaparak size katılmasını sağlayabilirsiniz. Ben şimdilik İngiltere'ye yollayacağım. De Gaulle tankçı değil miydi? De Gaulle'ün tankçı olup olmaması ne değiştirir? Adamın saldırı statlarını görmüyor musun? Attention. İspanya'ya inmeye yakın nasyonistlere dalmamız yok mu? Hayır, yok. Antant gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Artık yeterli faşizm desteği olduğu için şeye yönelebilirim. Gideceğimiz alana. Biraz support ver bakalım bize. Uçak kaldıracak benzinim yok ya.
Ne rezalettir. Bazı yerde burada uçakların da hani çok büyük bir kazancı yok ama 3-5 bir şey kazandırıyorlar işte. Yine iyi kazanıyorlar. Düşman uçağı olmaması lazım ama yine kazanıyorlar bayağı. Gel bakalım buraya. Hayır, oyun modu değil bu. DLC 1.9 sürümündeyiz. Dün bahsetmişsindir ama ülkede ajan mı kullanmalı, pasif savunma mı yapmalı? Minörseniz savunma yapın. Minör değilseniz, Almanya falansanız kesinlikle kullanın. İsterseniz çözene kadar hep pasif takılırsınız şeyi. Ama ondan sonra çözün ve kullanın. Daha işinize yarayabilecek bir sürü şeyi var çünkü. Şimdi burada neyimiz kalmıştı? İnşaat hızı, output ve en son market dinamizmi. Yalnız bizim disjointed government'ı önce bir çözmemiz lazım. Şu siliyormuş. Tamam. Tam tararam tam tararam tam tam tararam tam tam. Şu da stability veriyormuş. Charles Murat diye birini veriyor. Tamam. Tamam. Gidişatımızı en azından bir kafada belirleyelim. Nereye saldırma bonusumuz var, nereye yok bilmiyorum. Aslında dış katılımcıların onu görebileceği bir şey olsaymış, mod iyi olurmuş bence. Çünkü düşünsene şimdi ben İspanya'nın nerede saldırı bonusu açtığını görmüyorum. Bilmediğim için hani ona göre şey yapmam lazım ama yapamıyorum. Aha. Gel böyle kitle bunu. Ne ara geldi buraya adam ya? Doldurun lan burayı. Neyse, topçunun en azından gücünü biraz arttırdık. Bir daha heavy tank gitmeyeceğim dedim dünden sonra. Niyetim de o. Ver uçağa bonus ver. Fast niye oynuyor? Oyunda 24 birim tank var. 1 gram bile itmedi, serimi bozdular. O zaman iyi olmamış tankın. Petain geçmiş olabilir. Yok, Pierre Laval diye biri geçti. Petain şeyde geliyormuş. Nanelind'da geliyormuş. Allah rızası için şurayı bir itin be. Continue l'attaque. Pas pitié. Yerimizde saydık ya. Lan bekliyorsunuz, bir toprak ilerleyeceksiniz alt tarafı. Hah. Osman. İyi bari. Bougez-vous. Endülüs niye kurayım oğlum? Yani her gelen şeyi de kurmanız gerekmiyor beyler. Karayiplere de devlet geldi diye biliyorum. Büyük Karayip devleti gibi bir şey kuruyorsunuz. Ama böyle bir şey yapmamıza gerek yok yani. Warhammer yok. Tekrar söylüyorum. Cheat on the treaties yapalım. Gerek yok ya. Gemi üretimi sabit de gitse zaten İngiltere'ye sıkıntı çıkarabiliriz. Bilmiyorum, bakman lazım. Geliştirici günlüklerinde söylemiştim onu. Kurulabilecek devletlerde sadece Endülüs yok. Politik birliği kurduk. Disjointed government'tan öncelikle bir kurtulduk zaten. Latin Antant'ına şu anda bu kadar hızlı koşmama gerek var mı? 37'deyim. Bence yok. Önce bir ekonomiye adam etsek. Core yapsak. Şu output'la başlayalım. Ekonomiye adam etmem lazım. Daha sonra
Biraz fabrika kazanmaya çalışalım. Orayı coşturalım falan. Amerika olmasa hayır. Amerika yarın da yok. Yarın İngiltere var. Amerika nereden çıktı ki Amerika? Oğlum siz nasıl buraya sızdırdınız böyle bu herifleri ya? Tuttuğunuz cepheden cayır cayır giriyorlar. Orduyu da düzeltmem lazım. Ordu şey alamıyor, doktrini alamıyor. O da büyük tehlike. Şurada limana ulaşsam çok şey yapmam doğrusu. Kötü hissetmem de limana ulaşamazsam biraz kötü hissetmeye başlayacağım çünkü AI'nin nereyi tutup nereyi tutamadığına dair çok bir fikrim yok. Korlardan French Union mi yapacağız yoksa milliyetçi mi gideriz? Bilmiyorum, manpower durumuna göre bakarım. Minörlük İspanya var, Portekiz var zaten. Onlar dışında minör denemeyeceğim. 24 saat değil, hayır. Yarın tek İngiltere zaten anca biter. İngiltere kısa sürecek bir ülke değil. Güzel, orayı tutmaları iyi oldu. Biraz sürse de girsek şuraya. Propaganda Master. Allah Allah. Yok, öyle bir şey istemiyorum. Politik Power sonunda toplamaya başladık. Aragon gitti. Yok, kaçırmadım. Yeni başladı sayılır. Fazla Endülüs ne demek ya? Fas mı diyecektim? Fas'la kuruluyordur herhalde, bilmiyorum. Endülüs geldi de kim kuruyor bilmiyorum. Market dinamizm. O da fena değil aslında. Şu an inşaata gerek yok. Şu stability alabileceğim adamı alayım öncelikle. Stability biraz işime gelir. Romanya'da bir kral geçiyor, bir adnan Menderes. Oraya ben Aragon demiyorum. Regional Defense Council of Aragon onların ismi, anarşistlerin ismi. Zevkten Aragon demiyorum onu. Bölgesel olarak Aragon dediklerine göre Aragon'dur yani. İspanya oynayacağınız zaman falanjist. Anket açmama gerek yok. Dün nasyonalistlerle oynadık zaten. Anarşistlerle de oynadık. Falanjist oynayacağımızı dün akşam kararlaştırmıştık yayında. Dolayısıyla falanjist oynayacağım. Doldurdu arkayı, güzel. Ah. Lan şuraya kay, beni uğraştırma. Adamı burada destek pocket'a atmaya çalışıyorum, adam kaymıyor. Ha? Şu. Yapacağım bu. Gel şöyle. Ne varmış? Ace Generation Chance, ver bakalım. 161'i bulduk mu? Güzel. Partial Mobilization'ım var. Silent Workhorse'umuz var. Teknokrat, o da iyiydi, onu da hatırlıyorum. Industrialist. Captain of Industry. Valla şu an %10 bonus buradan da kazanabiliyorum. O yüzden partial'a geçelim.